Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akibatu lil muttakin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqil va'dil amin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ama ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tabiyenler hakkıdaki okuyken dersimizde bugün nabattakisi. Bugünkü dersimiz Kazı Şurayh hakkıda. O kişiden soruşken, bunca ilimge neme sebeple yettiniz? Neme sebeple bunca ilimge gebuldunuz? Cevap verdi, ulamalar ile müzakere kılıç bilen, ulardan aldım, ular geberdim. Mene şu neresi tüfeğli kişi, mene şu ilime yasip oldu. Buradalar, dinimiz adalet dini. Adalet dini. Müslüman kişi, özünü buradarları bilen birge oturup, ilim müzakeresini kılıçı ne kadar güzellerse, ilim meclisi, buradarlar bilen yüz görüşlik, müzakere meclisi. İlimge kulak tutuş, onu bahs kılıç, Müslüman kişi gücü de hem yaraş aldıken sıfatlardan. Estaizu billah, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُؤْرِضُونَ Allah Azze ve Celle, necat topken mumunların sıfatları şundaydıydı. Dar hakikat, mumunlar necat toptular. Kaysi mumunlar? Ular namazları da korku ve ümit bilen boyun egücü kişilerdir. Ular behuda faydası söz ve amellerden yüz ögürgücü kişilerdir. Bu kainattaki sünnet şu ki Rabbinizden sizini uzaklaştıran her bitten arsa lağv boladı. Bekarçı arsa boladı. Batıl boladı. Vaksınca sizi Rabbinizge yakınlaştıran her bir arsa bu hak boladı. Siz bilen bizni Allah'a yakın kıladigan en asasi narsa ilim meclisi. Bugünkü dersimiz Kazı Şurayh hakkında. Asarlarda keltiriladi. Adlu yevmin vahid afzal min ibadati sittin sene. Bir yıl adaletini kayım kılış 60 yıl ibadet kılışlığından göre afzal turadı. İzleler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın arşını sayesinde turadigan, yetti taifanı sıfatlaganda, birinci kimi zikir kigen? İmamun adil, adil başlık degen. Kariler, yetti taifa Allah'ın arşını sayesinde turadı. Cennet iyi bu. Şunlardan birincisi adil padişah degen. Bir yıl adaletini kayyum kılıçlik, 60 yıl ibadet kılıçlıktan göre afzal turadı. Ebu Naim lafzı da geledi. Adlu hükmü sa'a hayrun min ibadeti seb'ine sene. Bir saat adaletli hüküm kılış 70 yıl ibadet kılışlığıyla afzal duradı. Elbette bu nafil ibadetten. Buradalar adalet cüda hem muhum narsa. Kaysi yurtta adalet bosa şu yurt yükseladı. Gerçek kafir yurt bosa yani. Kaysi yurtta adalet yok bosa bu yurt vayran buladı. Gerçi Müslümanlar memleketi bosa yani. Bu kainatın kanunu, Allah Teala'nın sünneti. Adalet her bir halkını yükseltiradı, her bir kişini yükseltiradı. Başka hiç kaysa narsa bir halkın mücadele kötere almaydı. Kimdir? Yani adalet kılışı bu kazılarda işi, sotlarda işi. Ha biz kazımasımız diye işi mümkün. Yok, her bittemiz kazımız, ailemizde, farzantlar blankılayken muamelemizde. Ularının ortasında bir hüküm çıkarırken de, kol astımızda işlediğin işçiler ya ki şagirdlerge muamele kılırken paytımızda her bittemiz kazımız. Adaletini kayyum kılışıkımız gerek oladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin huzuruna bir kişi gelip oturdu. Haliye adam mı arkasından kiçkine oğlu erçip gelip oturdu. Alıp on tizdasıya otkizip peşin aslına uf koydu. Arkasından şu kişinin kiçkine kısacağız gelip geldi. Hali kısacağını aldı. Çap ayağı otkizdi, lekin öf koymadı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu görüp, ikkalesi gelken bir kıl muamela kısayım bu muydu mu dedi. Şu orundayan Peygamberimiz bana talep kıl yaptı, adaletini. Bitti öf koy işte fark bulu yaptı. Mumin kişi adil buladı. Dünyadaki o için en muhim narsa bu adalet. Ömer ibn Hattab raziyallahu anhu, bu Şurayh isimli kişinin, Kufa'ya kazı kılıp tayinladı. Bunu tarihi kuyuda geçip oldu. Bir günü Amir el-Mu'minin Ömer ibn-i Hattab raziyallahu anh'u bir Arabi'den ot satıp aldı.
bahalaştı, pulunu nak verdi, atını aldı, mindi, az gene yürüdü, atını belide nuksan vardı. Nuka çapşlikke yol vermesiydi bu nuksan. Ayıbı vardı. Şap attan düştü de, arkasıya kaydı barıp, Arabi, bir akara dedi. Halik şimdi çakırdı. Geliyordu, atını kaydara val dedi. Ayıbı barıken atını dedi. Arabi etti, emir el mobilin, kaydara val mıyım ben? Men onu sizge vergenimde sokma sağıdı dedi. Aramızda bir hüküm kılış için bir adamı talep olmasam dedi. Arabi etti, aramızda Şurah İbnül Haris Al-Kindi hakem, kazi boladı dedi. Umar İbn-i Hattab razı mı dedi. Umar İbn-i Hattab kim? Halife mi? Bazarda yürüp at ol yaptı. Bir Arabi kaytara olmayayım ben diye yaptı. Umar adil bu radarlar. Umar adil. Bize akıllarımız kabul kımıydıyan bu gitken bu nasalarını. Ben her sefer ayet yapmam. Bizgi ibret buladıkken adamlar bana şunlar. İkilesi Şurayh'ın aldığı barıştı. Kazı bulsun ortamızda Şurayh dedi Arabi. Ömer İbn-i Hattab razı mı dedi. Şurayh Ömer İbn-i Hattab ne sözünü eşitip attı satıva genizde sağlanmadı dedi. Halife ha dedi. Şurayh etti. Ondayı bulsa onu öz yüzde apkalayın. Ya kendi agen bulsayız şundeli geçe kadar vereyim dedi. Şart hüküm çıkarıp koydu. Kıska, sadda, lönde. Eşitli kitamandan şart hüküm de çıkardı. Halifeye şuna kadar dedi. Ömer İbn-i Hattab karab hayran bu kaldı. Şuna hüküm dedi. Ha dedi Ömer İbn-i Hattab. Hüküm şundayı buladı. Hüküm şundayı buladı. Eşitli kitamanını kulasını çıkardı. Hükümünü aittı. Gerçi halifenin ziyanı gibi olsayan. Eğer buranın bir devlet başlığı için de muamele kılınken bosa, kazı ana şu başlıkka zarar buladığı hükümde açsa, bu kazı ne mi buladı? Darrav işten ketadı. En yengil varyant bosa işten ketadı. Bulmasa bundan katta rağın buladı. Ömer İbn-i Hattab, Şurayh'a karab, hayran bulup, kazılık kılıçlık şunu diye buladı. Kazılık şunu diye buladı. Kufa'ya bar. Kufa'da kazılık kılasan dedi. 47 yaşında buradalar kazılık mensabına oturadı. Çünkü bu Şurayh halifenin ziyanı gibi olsa hem adaletli hüküm kıyamadı. Halife onu cüretiden, doğruligiden, fahmeden, halalligiden razı buldu da hiç kimle maslahatlaşmadı, Kufa'ya kazı bulasan dedi. Ömer İbn-i Hattab Şurayh'ını kazı kılıp tayyilegen payette hiç kim onu tanımadığı adam varsa da Medine'de. Medine'de hürmeti vardı, fazilet egesiydi, ahli ilimler, fikirli adamlar da ortasında özünü, uğrunu, mertebesi vardı. Adamlar onu ilmini, fahmini, hayati tecrübesini kadırlaşardı. Bana şimdi o 47 yaşında Kufa'ya kazı bulup tayyilendi. O aslı Yemenliydi, Kinde'den. Hayatının bir kısmı da cahiliyette kazılık yanıdı. Hidayet, nuru, Arap cazirası böyle tarkadı. İslam Yemen'e hem yetip geldi. Birincilerden bulup İslam'ı kabul kıldı Şurayh. Lakin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bulan körüşlük nasip etmedi. Takdir. Peşe nasıl yazılma yanıdı. Resulullah vefat kıyanıdan keyin Medine'ye köçüp geldi. Neçi yıl kazılık kıldı. Bu mansaptan kaçan gitti ve neçe yıl ömür gördü. Kazı Şurayh Müslümanlar arasında 60 yıldan köprü kazılık kıldı. 60 yıl. 60 yıl kazı buladı. 108 gekir yanında vafat etti. 60 yıl sotta işleyen adam eşken misiler? Özü bitti zavodda 60 yıl direktör bu işler mümkün mü bura? Ha o 60 yılda akıllı aynı karıp tüyap buladı. Lekin bu kişilerde kareler 60 yıl kazılık mensabı da işleyen. Allah Teala'nın büyürgünü amalga aşırışke bugün hırsı, adaletini kayıp kılışke bugün hareketi, hudacı ölügi sebepli bu kişinin İslam hüküm Osmanlı da buradalar adalet degen söz bulan sinonim bu kaldı bu adam hatta. Şurayh'daki adaletli degen söz var Araplarda. Yani şurah degen söz bilen adalet degen söz egizdeki sözler bu kaldı. Bu kişinin
qozilik kursiga, qozilik mansabiga Umar ibn Xattob o'tkizdi. Undan keyingi kelgan xalifalarda hammasi bu kishi mana shu mansabga loyiq ekanligini ko'rishdi va o'rnida qoldirishdi. Usmon ibn Affon xalifa bo'ldi, Shuroyx o'zining o'rnida. Ali ibn Abi Talib xalifa bo'ldi, Shuroyxni jildirmadi. Muaviya ibn Abi Sufyon ham bu kishini mana shu mansabga loyiq ekanligini tan oldi. Qaranglar, podshohlar almashyapti, hukumatlar almashyapti, bu kishi o'rnida turibdi. Necha yil? Shunday bir muxlis insonlar bo'ladi o'zini ishida. Har qancha hukumat almashmasin, har qancha podshohlar almashmasin, ularni hech kim o'rnidan jildirmaydi. Chunki bular o'zlarini mansabini ilm bilan, ixlos samara bilan to'ldirgan bo'ladi. Hammani muhabbatini qozongan bo'ladi. Bunday kishilar hayotda bo'layotgan o'zgarishlar bularga ta'sir qilmaydi. Shuroyxni qozilikka Umar tayinladi. Usmon roziyallohu anhu bo'lgan xalifa bo'lgandan keyin o'rnida qoldirdi. Ali ibn Abi Talib xalifa bo'lib, uni o'rnidan jildirmadi. Muaviya ibn Abi Sufyon ham shu yo'lni tutdi. Hatto Muaviyadan keyingi xalifalar ham bu kishini jildirmadi. Faqatgina Hajjoj ibn Yusuf va Saqafiyni valilik davrida bo'layotgan noto'g'ri ishlarni ko'rib turib, qozi o'zi iste'foga chiqdi. 107 ga kirganida. 107 ga kirganda iste'foga chiqdi, 108 ga kirgandan keyin vafot etdi. 107 ga kirgan odamni odamlarda o'rtasida bo'layotgan muammolarni hal qilib, to'g'ri hukm chiqarishligini bir fikr qilib ko'ringlar-da. 100 ga kirgan odam o'zi patinkasini yeplab kiyishi katta ish. O'zi hojatiga borib kelishligi 100 ga kirgan odamni katta ish. Yoshligimizda bu a'zolarni saqlaganmiz, deyapti hakimlardan biri. Qariganimizda Alloh saqlab berdi Alloh taolo bu a'zolarimizni. Harom harishdan toza bo'lganmiz yoshligimizda. Qariganimizda Alloh saqlab berdi bu a'zolarimizni degan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan bir arabiy so'radi. Ya Rasululloh, man xoyrun nas? Ya Rasululloh, odamlarda yaxshisi kim dedi? Qala man tola umruhu va hasuna amaluhu. Umri uzoq va amali chiroyli bo'lganlari deb qo'ydi. Uzoq umr ko'rishi bitta yaxshilik alomati. Amallari yaxshi bo'lishligi ikkinchi alomati. Shuning uchun ko'p yashashlikni o'zingizlar zo'rmas ekan, yaxshi amal bilan ham yashashlik kerak ekan. Orqangizga qarang-da, 70 yillik, 80 yillik umringiz bo'lsa, xijolat bo'ladigan narsalaringiz yo'qmi? Yaxshi o'tkazganmisiz? Alhamdulillah, siz odamlarda yaxshisiz. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan bashorat. Qozi Shuroyxning adolatli hukmlari haqida islom tarixida juda ko'p misollar bor. Umar ibn Xattobni boyagi arabiy bilan bo'lgan muomalasida chiqargan hukmini hozir aytib o'tdik. Shuroyx aytgan edi, unday bo'lsa o'zingizni olib qoling, o'zingizni otdi. Yoki qanday sotib olgan bo'lsa shunday qaytarib bering dedi. Bir kuni Ali ibn Abi Talib karramallohu vajhahu xalifa bo'lib turgan paytida o'zini qimmatbaho qalqonini yo'qotib qo'ydi. Yana bir oyatda Saud ham deyiladi. Xalifa endi qoziga qiyin amirlar bilan bo'ladigan muomalada hukm chiqarish. Amirlar bilan bo'ladigan muomalada hukm chiqarishlik qozilarga qiyin. Shu qalqonini Ali ibn Abi Talib Kufa bozorida bir zimmini qo'lida ko'rib qoldi. Sotiyotdi. Xalifa borib boyagi zimmiga, bu meni qalqonim. Falon kecha falon joyda tushirib qo'yganman. Zimmi aytdi, yo'q ya amirul mu'minin, bu meni qo'limda turibdi, bu meniki dedi. Ali roziyallohu anhu, bu meni qalqonim, hech kimga sotganim yo'qki, yo birovga bir hadya qilib bermadimki seni qo'lingga kelib qolgan bo'lsin dedi. Ali ibn Abi Talib haqqini talashyapti. Bo'pti endi, xo'p deb qo'ydingizmi? Bo'pti, qo'y endi. Xo'p. Ayrim odamlar musulmon odam xo'p deb qo'yaveradi. Haqqidan kechib qo'yish kerak deb o'ylaydi. Bu birodarlar soddalik. Bu noto'g'ri bu. O'zingizni haqqingizni qanday berib qo'yasiz shundaylar. Alloh taolo aytadi: "Vallazina iza asabahumul bagy hum yantasirun." Alloh o'zini bandalarini maqtab sifatlab aytadiki, ular o'zlariga zulm yetganda,
unga qarshi kurashib g'olib bo'ladigan zotlardir. Haqingizni talab qilishingiz kerak. Haqingizni talab qilishingiz kerak. Xo'p deb qo'yishni yo'q. O'ng yuzingga ursa chap yuzingni tutib ber. Qabilada ish tutilmaydi birodarlar. Musulmon unday odam bo'lmaydi. Birodar haqqini yemaydi, lekin o'zinikini oldirib ham qo'ymaydi birovga. Va jazao sayyatin sayyatu mithluha faman afa va aslaha fa ajruhu ala Alloh innahu la yuhibbu zolimin. Har qanday yomonlikning deydi Alloh taolo, jazosi xuddi o'ziga o'xshagan, xuddi o'ziga o'xshagan yomonlikdir. Endi kim avf qilib tuzatsa, bas uning ajri Allohning zimmasidadir. Albatta u zulm qiluvchilarni sevmas. Endi to'g'ri, ba'zi bir o'rinda haqqimizdan kechib qo'yishimiz ham kerak. Ba'zi bir o'rinda avf qilib qo'yishimiz ham kerak. Bitta sharti bor. Agar avf qilsak, kechirsak, shu odam tuzalsa, avf qilamiz. Alloh tomonga yurishiga aqlimiz yetsa, avf qilamiz. Yo'q, agar avf qilib kechirib qo'ysak, bo'pti deb haqqimizdan o'tib qo'ysak, yana tug'yonga ketadigan bo'lsa, bunday odamni avf qilib bo'lmaydi. Toki uni joyiga qo'yib qo'yishlik kerak bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hayotiga qarasak, ibrat namuna bor, andoza bor. Musulmonlar bilan mushriklar o'rtasida bo'lgan janglarda bir mushrik payg'ambarimizning qo'liga asir bo'lib tushdi. Kelib, kichkina qizlari borligini aytib, agar men o'lib ketsam yo qul bo'lib sotilib ketsam, zoya bo'lib ketadi deb qizlarini pesh qilib, Rasulullohni qo'yib yuborishligini so'radi. Payg'ambarimiz qo'yib yubordi faqat sharti bilan. Qayta musulmonlarga qarshi qilishga o'tarmaysan. Rozi bo'lib ketdi. Ammo keyin bu so'zida turmasdan yana bir jangda musulmonlarga qarshi qilishga o'tardi. Yana asir tushib qoldi. Yana payg'ambarimiz oldiga kelib, yana kechirim so'radi. Payg'ambarimiz aytdilar, "Men seni avf qilmayman" dedi. "La afu anka. La afu anka li'alla taqula khada'tu Muhammadan marratayn." Muhammadni ikki marta aldadim deb yurmasligin uchun kechirmayman seni dedi. Tushunarli birodarlar, avf qiladigan o'rni bor, haqqingizni undiradigan o'rni bor. Dunyo oxirlari musulmon kishiga siz musulmonsiz o'zingiz, siz xo'p deb qo'yavering. Bo'pti deb qo'yaringiz, musulmonlar o'zi kechirmaydi bo'ladi-yu deb turib bir hila narang ishlatishlikka bir urinadi. Biz nima ish qilishimizni bilamiz. Kechirib qo'yishlik loyiq bo'lsa, bosh ustiga. Illo fala. والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون intiqom olish degan narsa bor-ku, qasos olish degani. Bu ham nozik narsa. Intiqom nima? Qasos olish. Intiqom nima? Zolimni tiyib qo'yish. Haddidan oshib ketishidan to'xtatib qo'yishlik. Mana shu intiqom bo'lar ekan. Yo'q qilib tashlash emas ekan intiqom degani. Zimmi qalqoni meniki dedi. Oramizda musulmonlarning qozisi hukm chiqarsin dedi. Ali ibn Abi Talib to'g'ri aytdi. Yurun oldiga dedi. Ikkalasi qozi Shurayxni oldiga kelishdi. Ali ibn Abi Talibga qarab turib, "Amir al-Mu'minin, nima deysiz?" dedi. Ali roziyallohu anhu aytdi, "Men qalqonimni mana bu kishining qo'lidaligini ko'rdim. Tahqiq uni falon kecha falon joyda tushirib qo'ygan edim. Endi uni qo'liga kelib qopti. U sotib ham olgani yo'q, unga hadiya ham qilingani yo'q." dedi. Shuroyx zimmiga qarab, "Sen nima deysan?" Zimmi aytdi, "Bu meni qalqonim. Bu meni qo'limda turibdi" dedi. "Meni qo'limda turibdi demi, meniki. Men Amirul Mu'mininni yolg'onchilikda ayblamayman, lekin qalqon meniki" dedi. So'ngra Shuroyx xalifaga qarab turib, "Ey Amirul Mu'minin, sizni rostgo'yligingizda meni shubha ham yo'q" dedi. Ali ibn Abi Talib ulug' sahobiy, Rasulullohning amakivachasi, ilm shaharining bir eshigi, Rasulullohning kuyovi, yolg'on gapirishi mumkin emas. Shuroyx aytdiki, "So'zingizni rost ekanligiga shubha qilmayman, ammo ikkita guvoh keltirmasangiz bo'lmaydi" dedi. Ali ibn Abi Talib, "Ha, mavloyim Qambar va o'g'lim Hasan, ular guvohlikka o'tishadi" dedi. Yana bir oyatda ikkala o'g'lim dedi. Shuroyx aytdi, "Lekin ey Amirul Mu'minin, otani foydasiga bolaning bergan guvohligi o'tmaydi" dedi.
Hop, Qambardikini qabul qilamiz, o'g'lingiz Hasandikini qabul qilmaymiz, chunki o'g'lingiz u. Hukm shu, adolat shu. Subhanalloh dedi Ali roziyallohu anhu. Jannat ahlidan bo'lgan kishini guvohligi o'tmaydimi? Axir sen Rasulullohni Al-Hasan va Al-Husayn sayyida shababi ahli janna deganini eshitmaganmisan? Hasan va Husayn jannat yigitlarining sayyidi degan payg'ambarimiz. Jannati yigitni so'zini qabul qilmaysanmi dedi. Shurohatda ha, eshitganman, lekin men farzandni o'zini otasiga bergan guvohligini joiz deb bilmayman dedi. Xalifa, podshoh, davlat boshlig'i qoziga tili o'tmayapti. Shunda Ali ibn Abi Talib zimmiyga qarab ol dedi. Senga dedi. Chunki bu ikki avvaldan boshqa guvohim yo'q meni. Oldi ketdi. Ozgina yurgandan keyin zimmiy qaytib kelib, lekin men ya Amir al-Mu'minin qalqon sizniki ekanligiga guvohlik beraman dedi. So'ngra qo'shib qo'ydi. Amir al-Mu'minin bo'lib turib, men bilan o'zini qozisini oldida hujjatlashdi. Uni qozisi uni ziyoniga hukm chiqardi. Shu narsaga buyurgan din haq ekanligiga guvohlik beraman. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammad rasululloh musulmon bo'ldi. Islomni qabul qildi. Adolatni ko'rib turib. Birodarlar, islom faqat aytiladigan so'z emas. Islom ko'rsatiladigan amal. Odamlar amalda ko'rsa islomni, buni ta'siri boshqacha bo'ladi. Zimmi shu mamlakatda birinchisi bilan qozini oldida teng haq talashyapti. Qozi xalifani ziyoniga hukm chiqarib beryapti. Buni samarasini ko'ring. Ali ibn Abi Talib uni islomda qabul qilganligini ko'rib xursand bo'ldi-da, islomni qabul qilsami, senga hadiya. Mana otam senga deb turib otni ham hadiya qildi. Xursandchiligiga. Birodalar, bir kishi zalolatda yurib, keyin hidoyatga kelsa, siz musulmon sifatida xursand bo'lmaysizmi? Qalbingizga xursandchilik kirmaydimi? Uni islomga kirganligini muborakbod qilib, biror-bir hadiya bermaysizmi? Iymonim bor degan odam, dinsiz yurgan odamni dinga kirganini ko'rganda qalbi quvonmasa, iymonida nuqson bor buni. Yig'laymiz-a, biror namoz yig'ilib qopti desa, kalima keltirdi desa, haligi ko'ramiz-u videolarda. G'aridin kalima keltirsa ko'zimizga yosh keladi. Shu iymonni belgisi. Bir kishini musulmon bo'lishiga bizni qalbimizga quvonch olib kelishligi kerak. Mana shu zimmi hech qancha vaqt o'tmasdan Ali ibn Abi Talibning bayrog'i ostida xavorijlarga qarshi bo'lgan jangda qatnashdi va mana shu yerda Alloh taolonga shahidlikni ato etdi. Shuroyxning chiqargan adolatli hukmlaridan namunalar. Qozining o'g'li, qozi Shuroyxning o'g'li birolar bilan talashib qoladida o'rtasida bir muammo bo'lib qoladi. Kelib otasiga aytadi. Ota, men falonchilar bilan bir muammoga kirib qoldim. Eshiting, ayting. Agar men haq bo'lsam, ularni qozixonaga tortaman. Yo, agar haq ularda bo'lsa, kelishib qo'yaman dedi. Dedi-da otasiga aytib beradi. Otasi eshitib, chaqiraver qozixonaga dedi. Haligi husumatga chaqirilgan kishilar kelishdi. Qozi ikkala tomonni eshitib turib, bolasini zarariga hukm chiqarib berdi. Bu holatdan hayron bo'lgan o'g'li otasiga: "Ey ota, meni sharmanda qildingiz-u. Agar nohaqligimni aytganingizda ular bilan shuni kelishimga qo'yar edim. Meni ziyonimga hukm chiqardingiz-u" dedi. Qozi javob berib aytdiki: "O'g'lim, sen menga bu husumatchilardan mingtasidan ko'ra suyukliroqsan. Ammo men seni nohaq ekaningni avvaldan aytsam, sen o'zingni rayingga suyanib ular bilan kelishib qo'yar eding. Nohaq bo'tirib kelishib qo'yar eding. Oqibatda ularning haqlari senda qolib ketgan bo'lar edi. Endi bunday bo'lishini men xohlamadim" dedi. Qarang, hammaga bir xil muomalada, xalifalardan Umarga ham, Aliga ham, hatto o'zini bolasiga ham. Yana bir kuni qozi o'g'lini qomatib qo'ydi o'zi. Nima uchun? Bir odamga qarzi bor edi bir odam. Qarzini to'lamayotdi. Qozining o'g'li uni o'zini kafilligiga oldi. Men kafilman unga dedi. To'lashiga. Kafilligini oldi, boyagi qarzdor qochib ketdi. Kim javob beradi? Kafil. O'g'lini o'tkazib qo'yib qamoqqa.
özü kunda ovqatlashdi. Qozi Shuroyx biron bir ishda hukm chiqarayotgan bo'lsa, guvohlikka o'tayotgan odamlarga aytar edi. Diqqat qilinglar. İkkita odam kelisholmay turibdi, bittasini haq ekanligiga guvohlikka o'tayotgan odam. Shu guvohlikka o'tayotgan odamga aytardi. Menga quloq tutinglar, hadakumulloh. Mana bu kishini ustida aslida sizlar hukm chiqarasizlar. Men jahannamdan sizlardan ko'ra ko'proq qo'rqaman. Sizlar bergan guvohliklaringiz haqida mas'ul bo'lasizlar. Sizlar ham jahannamdan taqvo qilishga haqlisizlar. Hozir sizlar guvohlik bermay ketib qolishga imkoniyatingiz bor. Sizlar hukm chiqarasizlar, men emas. Mana nohaq deysizlar, sizlarda gapinglar bilan, sizlarda guvohliginglarda olib hukm chiqaraman. Aslida sizlar hukm chiqarasizlar. Allohdan qo'rqinglar. Chunki qiyomatda javob berasizlar bu guvohliginglarga. Hozir ketib qolish iloji bor. So'ngra uni foydasiga hukm chiqarib berayotgan odamga qarab aytardi. Ey falonchi, aqlli odam bo'lgan, farosatli odam bo'lgan, bu ishda seni zolim ekanligini ko'rib turibman. Sezyapman sen zolimsan. Lekin seni foydangga guvohlikka o'tishyapti. Men gumonim bilan hukm chiqara olmayman, haqqim yo'q. Guvohni guvohligi bilan hukm chiqaraman. Hukm shunaqa. Garchi qozi ro'parasida turgan odamni nohaqligini bilsa ham, ko'rib turgan bo'lsa ham, ammo guvohlar uni foydasiga guvohlik berayotgan bo'lsa, guvohlik bilan hukm qilishlik kerak, o'zini gumoni bilan emas. Islomiy hukmning sharti shu. Vaholanki seni zolim ekanligini gumon qilib turibman, ammo men gumon bilan hukm chiqara olmayman. Guvohlarning guvohligi bilan hukm qilaman. Shunday bo'lsa ham, meni hukmim senga harom bo'lgan narsani halol qilib qo'ymaydi. To'g'ri, qozi hukm chiqarib beradi sizga, seni haqing ekan, olib ketasiz. Ammo sen nohaq bo'lib olib ketdingmi? Men hukm qilib bergan bo'lsam ham senga halol emas bu. Agar Nabiy sollallohu alayhi vasallam oldiga bir odam kelsa, talashib biroq bilan hujjatini chiroyli keltirsa, chiroyli gapirib bersa va payg'ambarimiz uni hujjatiga ishonib turib, buni ziyoniga, buni foydasiga hukm qilib bersa, buni haqqini bunga hukm qilib bersa, guvohlikka qarab halol bo'lib qoladimi shu narsa? Halol bo'lmaydi. Fiqhiy qoida. Qozining hukmi haqni botil qilib qo'ymaydi. Qozining hukmi botilni haq qilib qo'ymaydi. Qozining hukmi hech narsani o'zgartirmaydi. Agar seni qo'lingda qozining hukmi bor bo'lsa, bu hukm seni qiyomat kunida so'roqdan, azobdan qutqarib qola olmaydi. Qoziga pul berib, birovni haqqini o'zinikini qilib olayotganlar. O'zingizniki bo'lmagan narsani qoziga pul berib yurib, pora berib yurib, o'zingizniki qilib birovnikini harom yo'l bilan totib olayotganlar. Ha, dunyoda sizga o'tkazib beradi o'sha narsani qozi, lekin sizga halol bo'lmaydi u. Agar kimdir shu yo'l bilan kimidir haqqini yeb qo'ygan bo'lsa, esini yig'sin. Vaqtida qaytarib bersin. Chunki qiyomatda javob berasiz bu narsa uchun. Necha yil yashaysiz shu yer ustida? O'sha 600 yer ustida necha yil yashaysiz? Aboring 30 yil yashang. Alloh oldiga bormaysizmi? Qozi aytar edi. Shu bir noto'g'ri guvohlik o'tayotganlar bo'lsa, ertaga qiyomat kunida zolim inson haqiqiy ziyonkor kim ekanligini ko'radi. Zolim jazoni kutib yashaydi. Mazlum insof bo'lishligini kutib yashaydi. Qaytaraman. Birovda haqqini yegan odam jazosini kelishligini kutib yashaydi. Ammo zulm ko'rgan odam bir kun haqqim baribir o'nadi deb turib umid bilan yashaydi. Bir kuni bir kishi boshqa bir kishiga shikoyat qilyapti hayotidan. Shuroyx uni eshitib qolib, "Ey birodar, Allohdan boshqaga shikoyat qilmang. Allohdan boshqaga shikoyat qilmang. Siz shikoyat qilayotgan odam yo do'stingiz yo dushmaningiz. Yo do'stingiz yo dushmaningiz. Agar do'stingiz bo'lsa, yuragini siqib qo'yasiz. G'amga kirgizib qo'yasiz. Agar dushmaningiz bo'lib qolsa u odam, sizni sharmandangizni chiqaradi." So'ngra aytdiki, "Mana ko'zimni ko'ryapsizmi?" dedi. 15 yildan beri hech narsani ko'rmaydi. Hech kimga aytgan emas shu kungacha. Hozir aytyapman sizga dedi. Bitta ko'zi ko'rmagan ekan. Va birovga aytmagan ekan. "Mana ko'zimni ko'ryapsizmi?"
15 yıldan beri ne bir adam mı, ne bir yolunu körmeyim ben. Lekin hiç kimge etkenmez ben. Fakat hazır sizge et yapın dedi. Akhir siz eşitmeyen misiniz? Salih bende, Yakub aleyhisselam ne degen? Kale inneme aşku bathi ve huzni ilallah ve a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Ve ayette, men gamu taşvişlerimden yalnız Allah'a yine şikayet kılıp yığlamakta ben. Ve men Allah'ını mihriban rahimli ekenliği hakkında sizler bilmediğin nasılanı bilemem. Demek ki imanı yükselgen sarı adamlara şikayet kılmayı koyadı. İmanı yükselgen sarı derdini adamlara etmeyi koyadı. İmanı yükselgen sarı fakat Rabbisi'ye şikayet kıladı. Adamlar var, kaya yaparsın? Şikayet kılıyor. Barasından şikayet kılıyor, hatırıdan şikayet kılıyor, nahnavadan şikayet kılıyor. Kullas, zeyrekip getersen, oturayım yemken bir dönük adamlar bile. Şurayıkların nasihatları da. Bir kişi, başka bir kişiden bundan sana yalınıp yalvarıp soruya atıldı. Yalanıp yalvarıp soruya atıldı. Şurayıkın yakarıp, ey birader, kim bir insandan hacetini sorasa, özünü kullik yere bırakıp koyan buladı, dedi. Hikmette aytiladi. Bir kişiye muhtaç bolsan, onun asiriga aylanasan. Ondan behojat bolsan, onun tengiga aylanasan. Agar unga yaxshilik qilsang, onun amiriga aylanasan. Bir kişiye muhtaç bolsan, onu quliga aylanasan. Ondan behojat bolsan, tengiga aylanasan. Unga yaxshilik qilib qo'yadigan bolsang, uni boshlig'i amiriga aylanasan. Xos kishilarga qilgan nasihatlaridan Kufaga vabo keldi. Vabo tarqab ketdi shaharda. Shurayxning bir do'sti Kufadan Najafga qarab chiqib ketdi. Vabodan qutulish uchun. Shurayx do'stiga yozib shunday dedi. Ammo ba'd sen tashlab ketgan yer seni o'limingni yaqinlashtirib qo'ymaydi. Kunlaringni ozaytirib qo'ymaydi. Qochib borgan yering esa seni istab talab qiluvchi xaridoringdan uzoq qilmaydi. Kimdan? Azroildan. Sen bilan men yagona podshoh qo'lidamiz. Najaf ham uning qo'l ostida. Payg'ambarimizning sunnati bir shaharga vabo kelsa, shu shahardan payg'ambarimiz chiqmaylar degan tashqariga. Chunki tarqatib ketishi mumkin. Endi vabosi bor shaharga kelib qolgan bo'lsanglar kirmaylar degan. Bu kishi Allohning qazo qadardan qochib chiqib ketganligini ma'lumot qilib, Shurayx do'stiga shunday bir xat yozdi. Xulosa. Bular islomiy hukmning oltin tarixidan bir tomchi xolosadir. Qozi Shurayx qozilik mansabida 60 yil turdi. O'zini mana shu davrini adolat, insof, hikmat va faxrga to'ldirdi. Qarang, bu tobiin sahobalar tirik turgan davrida qozi bo'lyapti. Sahobalarning mushkulalarini o'tirib tobiin hal qilyapti. Nafaqat sahobalarni, balki xalifa bo'lgan kishilarni ishlarini hal qilyapti. Biz birodarlar qozi bo'lmasak ham hayotimizda yashashimizda Shurayx rahimahullohga iqtido qilishimiz kerak. Chunki har bittamiz qozimiz. Farzandlarimiz ustida, shogirdlarimiz ustida, ishchilarimiz ustida. Musulmon kishi adolatni qoyim qilish kerak. İslam adolatining ramzi ve faxri bo'lgan qozi Shurayx 108 yil umr ko'rdi. Umar ibn Xattob uni 47 yoshida qozilik mansabiga tayinlangan bo'lsa, 107 yoshgacha uzluksiz 60 yil mana shu vazifani bado etdi. O'limidan 1 yil avval istifoga chiqdi. Alloh taoloni mana shu kishilarga rahmat yog'ilgan bo'lsin. Va siz bilan bizga ularga iqtido qilib, hayotimizni har bir katta kichik ishida adolatni qoyim qilishiga tavfiq berishini so'raymiz. Aqulu qavli hada